Merhaba, ismim Yaren Yıldız. İlkokul ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım bölümüne giriş yaptım ve 2022 bahar döneminde yani bu dönem mezun olacağım. Yaklaşık 2 yıldır Amsterdam merkezli bir firmada Junior Art Direktör olarak çalışıyorum. Buyurun. Tamam hocam, bekliyorum. Bana haber verirseniz sevinirim. Tamamdır hocam, tekrar başlıyorum. Merhaba, ismim Yaren Yıldız. İlkokul ve lise eğitimimi Ankara'da tamamladım. 2018 yılında girdiğim Anadolu Üniversitesi Grafik Sanatlar bölümünden bu dönem yani bahar 2022 döneminde mezun olacağım. Yaklaşık 2 senedir Amsterdam merkezi bir ajansa Junior Art Director olarak çalışıyorum. Bu logo 2021 yılında marka sahibinin en sevdiği bir bilgi üzerinden yola çıkılarak tasarlandı. Adana'da faaliyet gösteren bir doğal ürünler dükkanı uygulanmış bir proje bu. Bu logo ve branding küçük çaplı bir anne bebek markası olan mutlubulut.com için tasarlandı. Müşterinin isteği aslında anne ve bebek konseptini anne ve bebek figürü olmadan yansıtmaktı. İlk uygulanmış işim olduğu için benim sevdiğim bir işim. Demlicious isimli fast food restoran için yaptığım logo ve ambalajlama çalışmaları. Uygulanmış bir proje yine Hollanda'nın Utrecht kentinde faaliyet gösteriyor. Bu benim stajyerlik dönemindeki bir müşterimiz için kendim pratik yapmak amacıyla tasarladığım bir logo. Eskişehir'de butik bir parfümeriydi Marrakeş. Oryantal ve lüks görünüme önem veren bir müşteri olduğu için ben de bunu baz alarak böyle bir logo bu proje ders kapsamında başlasa da uygulanmış bir logo. New York merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Lightford'da Amazon, Peru'da Santa Maria de Ojal bölgesindeki insanlar için insani yardım ve faaliyet yapan bir dernek. Vaktim oldukça hala derneğin tasarım işlerine gönüllü olarak yer alıyorum. Ankara Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu için yapmış olduğum bir logo çalışması. Bu logo uygulanmadı çünkü sunduğum başka bir seçeneği tercih ettiler ama ben portfolyomda buna yer vermek istedim. Pamukkale Şarapçılık için ders kapsamında yapmış olduğum etiket ve logo tasarımı. Pamukkale Şarapçılık dünyaca ünlü, ödüllü, Türkiye'yi dünya için iyi temsil ettiğini düşündüğüm bir marka. Ve ürünlerini ve marka duruşunu beğeniyle takip ettiğim bu şarap evi için daha pahalı ve şık bir görünüm oluşturmak istedim bu tasarımları yaparken. Ders kapsamında yapmış olduğum Miyav marka kedi maması için ambalaj tasarımları. İçerik yazarlığını da üstlendiğim Ali Ambalaj isimli markam için yapmış olduğum sosyal medya tasarımları. Bu hala uygulanmış bir proje ve hala devam etmekte olan bir proje. Yine aynı şekilde içerik yazarlığını da üstlendiğim geri dönüştürülebilir bir kedi tuvaleti olan Cathood.org isimli marka için yapmış olduğum sosyal medya tasarımları. İkisini de ders kapsamında yapmış olduğum 31. Ankara Uluslararası Film Festivali afiş tasarımı ve Durasa için dergi reklamı tasarımı. Bu proje Çekya'dan Erasmus'ta gelen arkadaşım Klara Tilçerova ile beraber yapmış olduğumuz kitap tasarımı projesi. Kendisi tipografi ve mizampajla ilgilenirken ben illüstrasyonları yaptım. Burada asıl değinmek istediğimiz Daniel Charles isimli yazarın kendi kişisel alanında yazdığı korkunç kanlı hikayeleri gün işi olan çocuk kitabı yazarlığıyla birleştirmek ve kinayeli bir anlatım oluşturmaktı. Portfolyo sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim ekranda yer alıyor. Merhaba, öncelikle ismim Sertaç. 99 yılında İzmir'e doğdum. Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım 4. sınıf öğrencisiyim. Kendime bildiğim bileli çizimle uğraşıyorum. Çok uzun süredir korku türü üzerine illüstrasyonlar yapıyorum. Yani bu sunumun içeriği daha çok yaptığım illüstrasyonlar üzerine olacak. Ayrıca grafik tasarım alanında yapmış olduğum afiş tasarımları da göstermek istiyorum. İlk önce illüstrasyonlardan başlayalım.
Kullandığım teknik fotomanipülasyon tekniği, farklı farklı görselleri bir araya getirip birbirleriyle kaynaştırıp deforme ediyorum. Tres matres, Latince'de üç anne demek. Bu çalışmamda ünlü yönetmen Dario Argento'nun The Three Mothers üçlemesinden esinlendim. Sermo, Latince'de söylenti, dedikodu demek. Aslında bu illüstrasyonları yaparken bir mesaj kaygısı gütmüyorum. Amacım sadece görselleri bir araya getirip kaynaştırarak rahatsız edici bir görsel çıkarmak. Sadece kompozisyonu hazırlarken aklımda bir konu belirliyorum, ona göre ilerliyorum. Bu çalışmam Sabbat keçisi. Bahomet'i kendi tarzımda yorumlamak istedim. Probrum Latince'de taciz demek. Dediğim gibi tek amacım rahatsız edici bir görsel ortaya çıkarmak. Bir mesaj vermek değil. Adeist sıkışmış, tıkılı kalmış demek. Bu çalışmamın kompozisyonu direkt olarak Junji Ito'nun çok sevdiğim bir çizgi romanından bir karesinden aldım. Kendi tarzına yorumladım. Rol yapma oyunu için kullanılmak üzere SCP-303 olarak isimlendirilmiş bir yaratığı resmettim. Stargaze'in Nazar NFT projesi için üretmiş olduğum bir NFT. Peritum bilirkişi olarak, bilirkişi demek, Howard Fried Lovecraft'ın portresini kullanarak yaptığı işi de belirterek bir şekilde illüstrasyon hazırladım. Bu teknikte yaptığım ilk illüstrasyonlardan. Şimdi afiş tasarımlarına geçiyorum. Uyuşturucu karşıtı afiş serisi hazırladım. Bu da bir fotomanipülasyon tekniğiyle hazırladım. The Dread Planet isminde bir korku festivali için afiş serisi hazırladım. Bu festivalin billboard afiş tasarımları. İki afiş tasarımında aynı billboard'u kullanarak bir bütünlük sağlamak istedim. Banner tasarımlarım festival için. Sorumum bu kadar. Teşekkürler. Ben Canberk. Mahlasım Poşet. 2018 yılında işte işlerimi paylaşabilmek için bir Instagram adresi oluşturdum. Ve bu nickname'le beraber işte işlerimi paylaşıp çıkıyordum. Birazcık underground olarak yüzümü göstermeden devam ediyordum. Sonrasında işler birazcık değişti ve şimdi artık oradan iş aldığım bir online portfolyo haline geldi. Yavaştan işlerime geçelim. Nike için sadece sneaker diye bir reklam kampanyası oluşturdum. Nike'ın Blazer modeli için yapılan bir reklam kampanyası bu. 70'lerde tasarlandı, 80'lerde de baya baya sükse yapmış bir ayakkabı ve birazcık böyle sokak tarzı, biraz grunge esintileri taşıyan bir ürün. Bu yüzden kendi tasarımlarımı bu şekilde böyle afişler oluşturdum. Sağında da solunda da işte paketin içeriğinde olan küçük sticker'lar var. Bunların üzerinden devam ettirdim. Yine aynı şekilde burada da bu tarz şeyler var. Birazcık esprili bir dil katıp, yani ne bileyim, ayakkabının işte normalde mid ve kısası var. Yani bilek olarak. İşte bileğin kesilmiş halini Vincent Van Gogh'la birleştirdim. Abuk subuk bir küçük tasarım çıktı ortaya. Bunları yerleştirdim. Şimdi NFT'lere geçiyorum. NFT mevzusu birazcık tuhaf. Portfolyolarda normalde yer almıyordu. Yani şu ana kadar ya da yapılanlar çok fazla paylaşılmıyordu ama yavaştan NFT'nin artık hayatımıza çok yer etmesi ve ticari alan olarak gelişmesinden sonra artık Behance bile NFT işlerimizi işte proje olarak koymamıza izin veriyor. O yüzden iki farklı NFT platformunda satılan işlerimden bir derleme yaptım. Bunları göstereceğim. Çizimlerde genel olarak bu
sanki böyle kağıda çizilmiş gibi, normalde dijital işler. Bu tarz bir görünüm yakalaması için uğraşıyorum. Renkleri ona göre seçiyorum. Birazcık mesela hikaye bazında arka planını düşünüyorum işlerin. Yani mesela sallıyorum en sağ alttaki adamın işte karısı var mı? Nasıl kokuyor? Nasıl bir ortamda yaşıyor? Bunları düşünerek tasarlıyorum. İşler birazcık böyle çılgın, eğlenceli. Bu tarz geçiyor. Ve bu işlerin hepsi işte platformlarda satışa sunuluyor. Yani ne yapmak istiyorsun diye sorarsanız eğer bundan sonra yine freelance illüstratör olarak devam etmek istiyorum hayatıma. Bana ulaşabilirsiniz. İlk anda sayfada gösterdiğim adreslerden. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhabalar. Ben Fatih. Küçük yaşlarda tabelalara ve harflere olan ilgimden dolayı grafiti sanatına merak sardım. Bu süreçte İzmir'de Red Bull'un düzenlediği Grafizm isimli grafiti festivalinin iki farklı ayağında boyama fırsatı buldum. Edindiğim tecrübeler ve bilgiler doğrultusunda yolum Anadolu Üniversitesi Grafik Sanatlar bölümüyle kesişti. Şimdi bu yolculukta yapmış olduğum çalışmaları inceleyeceğiz beraber. İlk projem Jerboa. Jerboa hayali bir sprey boya firması. Ben de bu projede ambalaj tasarımlarını üstlendim. İlk olarak ambalajı tasarlarken sokağın organik dokusu olan teglenmiş duvarları köklerini marka ile örtüştürmeye gayret ettim. Ve üzerine de kırmızı zemin üzerine beyaz logotipla markanın iddiasını vurgulamaya çalıştım. Daha sonra satışa sunulması için tasarladığım display tray, sunum tepsisi. Yan ve özel ürünlerin ambalaj tasarımları. Mağaza içi merchandise ürünlerinin tasarımlarına da el attım biraz. Şapkalar, çanta. Üçlü afiş serisi açık hava reklamcılığında kullanılması için. Instagram ve YouTube kanalı için öngörüler hazırladım. Bir sonraki projem bir illüstratif sayfa tasarımı. Konusunu Anthony Burgess'ın Otomatik Portakal kitabındaki bahsi geçen Ludovico tekniğinden alıyor. İyi hareket, sosyal mecraları kullanarak fitness ve egzersiz kavramı hakkında bilimsel kaynaklı doğru bilgiler aktarmaya odaklanmış bir oluşum. Ben de bu oluşumun kurumsal kimliğini tasarlamak üzere çalıştım. Bu kimliği tasarlarken dinamik bir görüntü yakalamaya çalıştım. Aynı zamanda da checkmark'ın doğrulayıcılığını kullanarak bir görünüm yaratmaya çalıştım. Aynı zamanda iyi kelimesinin gücünü kullanarak sürekli kurum içinde varyasyonlarını çoğaltarak akılda kalıcılığını arttırmaya çalıştım. İyi hareket için bir aplikasyon fikri düşündük ve aynı zamanda bu aplikasyonun içinde emoji dediğimiz üyelerin alabileceği avatarlar olacaktı ama şu an yapım aşamasında. Made in Nature bir bal üreticisi. Bu bal üreticisine bir ambalaj tasarımı yapmam gerekti ve bu ambalaj tasarımını yaparken endüstriyel yazı karakterlerinden ziyade daha akışkan bir el yazısı kullanarak ve bunu hacimlendirerek besleyiciliğine vurgu yapmaya çalıştım. Knorr yeni baharat serisi için yaptığım reklam fotoğrafı çekimi. Deliyle Deli Olmak, Ayça Uygungöz arkadaşımla yaptığım bir kitap tasarımı projesi. Bu kitabı yaparken delilik kavramının gündelik dildeki bir örneğini bularak sohbet ettiğimizde aldığımız dönütleri ve bulduğumuz fotoğrafları kullanarak bir grafik dille harmanlayarak sanatsal bir projeye dönüştürmeye çalıştık. Bir sergi görevinde burada kitap aslında. Daha sonra bir dating uygulaması olan Tinder için yaptığım 4 sayfalık bir basın ilanı tasarımı. Burada mecranın fonksiyonları da düşünülerek eşini nerede bulacağını bilemezsin sloganı glifleri kaybedilmiş bir tipografiyle desteklenerek yapıldı. Sayfaları kaydırdıkça eşleşmelerin ihtimallerini, farklılıklarını ve renkliliklerini vurgulayan bir projeydi. Biraz kaligrafik çalışmalarımdan bahsetmek isterim. Brutal kelimesini kavramsal olarak ele almaya çalıştım. Burada metal bir malzemeyle kelimeyi yazarak kanvasın üzerinde bıraktığı dokuyla kavramı daha fazla güçlendirmeye çalıştım. Burada bazı kaligrafik kompozisyon çalışmaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunum bu kadardı. Ekrandaki adreslerden benimle kontak kurabilirsiniz. Herkese merhaba.
Ben Melis Kanıcıoğlu, Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Portfolyomda sizlere Anadolu Üniversitesi'nde ve İspanya'da öğrenim görürken oluşturduğum ve geliştirdiğim bazı işlerimi sunacağım. Umarım beni dinlerken keyif alırsınız. İlk olarak portfolyomda sizlere tasarladığım hareketli ofis serimden bahsetmek istiyorum. Holifest her sene dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bir Hint festivalidir. Bu festivalde insanlar birbirlerine çeşitli boyalar fırlatır ve baharın gelişini kutlar. Ben de festival afişinde festivalin doğal atmosferini yansıtmak için kendi boyadığım modelleri fotoğraflayarak afişler oluşturdum. Bir sonraki projem Hello Türkiye projesi. Bu projeyi oluştururken amacım yurt dışına gittikten sonra insanların Türkiye'yi yeterince tanımadığını fark ettim. Ve ben de bu projeyi oluştururken amacım Türkiye'nin yurt dışından gelecek turistler üstündeki imajını yenilemek ve ülkemizi daha iyi bir şekilde tanıtmak olarak belirledim. Projemde Türkiye'nin çeşitli yerlerine yer verdiğim eğlenceli posterler ve turistlerin ilgisini çekmek istedim bu posterlerle. Posterlerdeki amacım insanlara Türkiye'de neler yapabileceklerini göstermekti. Çeşitli piktogramlar oluşturdum Türkiye'deki binalardan. Şu an birkaç tanesini görüyorsunuz. Çeşitli ikonlar da oluşturdum. Ve bu ikonlar ve bu piktogramlardan yola çıkarak haritalar oluşturdum. Şu an Eskişehir şehir haritasını görüyorsunuz. Bu da Eskişehir şehir haritasının arka yüzeyi. Şehir hakkında bilmesi gereken bilgilere yer verdiğim bir görsel oluşturdum. Aynı zamanda projem için çeşitli gezi rehberleri oluşturdum. Şu an Kapadokya gezi rehberinin birkaç sayfasını görüyorsunuz. Greenpeace için oluşturduğum sosyal afişte yalın bir dilde nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek istedim. Bir başka afişim olan Jilet Makiç Turbo afiş tasarımında eğlenceli bir dilde her hareket için kusursuz bir yaz tıraşına vurgu yapmak istedim. Türkiye Organ Nakli Vakfı için tasarladığım seri afişlerde hedef kitleyi dolaylı yoldan organ bağışlamak ile ilgili bilinçlendirmeyi amaçladım. Bu projemde Eskişehir'in sembolü haline gelmiş köklü bisküvi ve çikolata firması olan Eti firması ve ürünleri için oluşturduğum ve uyguladığım piktogram ailesini görüyorsunuz. Bu piktogramları web sitesi ve çeşitli ambalajlarda uyguladım. 31. Ankara Film Festivali için oluşturduğum afiş tasarımım. Bu tasarımı Ankara kedisinin farklı renk gözlerinden esinlenerek oluşturdum. Ve çeşitli boyutlarında oluşturdum. Festival için oluşturduğum dili kullanarak tasarladığım sosyal medya postları ve piktogramlar. Festival biletleri ve promosyonları. Şahmaran hikayesi Anadolu'nun en eski hikayelerinden biri ve yıllarca Anadolu topraklarında nesilden nesile anlatılmıştır. Projemde bu hikayeyi kitaplaştırarak yeni nesillere anlatımını farklı bir dilde tekrar devam ettirmek istedim. Ve şu an gördüğünüz sayfa bu illüstrasyonlarımdan biri kitabımdaki. Çeşitli ambalaj tasarımlarım var ve bunlardan biri de Painted Multi-Surface Spray Boya ambalajım. Değirmen acı biber sosu ve değirmen sarımsak sosu ambalajlarım. Made in Nature için yaptığım eski botanik kitaplarından ilham alarak oluşturduğum arı ürünleri ambalajlarım. Heyhan Cocktail Bar kimlik ve sosyal medya tasarımı. Heyhan, Barcelona'da bulunan ve gençlere hitap eden bir bar. Heyhan için kimlik oluştururken gençlere hitap eden modern, eğlenceli ve elegant bir kimlik yaratmak istedik arkadaşlar.
arkadaşımla birlikte. Bu projeyi Barcelona'da Finlandiyalı bir arkadaşımla birlikte yaptım. Miyav kedi mamasla ambalaj örneklerim. Bu ambalajlarda her çeşidinde başka bir kedi kullanarak her kedinin farklı bir damak tadı olabileceğine vurgu yapmak istedim. Fair Wines. Bu şaraplarda üzümler değiştikçe masallar ve masallarla birlikte ambalajlar da değişiyor. Çay. Türk çayı maalesef Avrupa pazarında çok bilinmiyor. Ben de bu projemde Avrupa'da Türk siyah çayının bilinirliğini arttırmak ve Avrupa pazarında yer edinmesi için tasarladığım marka ve ambalajı kullandım. Ambalajda Türk çayının klasik tabağını kullanmak istedim ve daha elegant bir dil oluşturmak istedim. Adorn Kozmetik. Adorn Kozmetik doğadan ilham alan ve tamamen doğa dostu ürünleri olan bir Avustralya kozmetik markası. Bu projemde firmaya yeni bir imaj ve kurum kimliği tasarlamayı hedefledim. Burada gördüğünüz ambalajlar, bu firma için oluşturduğum bazı ambalajlar. Her ambalajda firmanın doğadan ilham aldığı kesitler var. Mesela fondöten ambalajlarında doğal taşlardan ilham aldığını gösteriyor firma. Adorn markası tamamen doğa dostu bir marka ve tamamen aldığı ilhamı doğadan alıyor. Bitkilerden, meyvelerden ve çeşitli doğadaki bulunan şeylerden ilham alıyor. Ve ben de bu şekilde videolarla bu ilhamlarını göstermek istedim firmanın. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana iletişim bilgilerini açabilirsiniz isterseniz. Çok sağ olun. Merhabalar, ben Mert Sarıoğlu. Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sarıoğlu Mobilya'da 4 senedir endüstriyel ürünler tasarlıyorum. 3 yıldır da freelance ürünler tasarlamaktayım. Evet, ilk projem Nike Power, apış tasarımı. Burada patlayıcı gücü yansıtmaya çalıştım. Explosive Power'ı yansıttım. Diğer işimde ise Nike'ın full gücünü yansıtmaya çalıştım, ele aldım diyeyim. Burada da her koşula karşılık, zor koşulu da olsun, sert koşullarda da olsun, devam edebileceğini göstermeye çalıştım. Amerikan askeri metal grubu Five Finger Death Punch için tasarladığım plak tasarımı. Bad Wolf metal grubu için tasarladığım plak tasarımı. Country müziğinin önemli isimlerinden Johnny Cash için I Walk the Line albümü için tasarladığım plak tasarımı. Country müziğin genç isimlerinden Sam Hunt'ın Take Your Time albümü. Tekrardan Blake Shelton'ın Home albümü. Burada da bir enerji çiçeği tasarımı var. Burada Elon Hunter gücü temsil etmeye çalıştım. Burada da bağlılığı, daha doğrusu sadakati temsil etmeye çalıştım. Burada da çevikliği ve tekrardan gücü ele aldım. Ghost Rider çizgi romanı için kitap tasarımı. Johnny Cash illüstrasyonlarım ve kitap tasarımı. Stanley için kitap tasarımı. NBA Slam Magazine için LeBron James'e ele aldığım bir kitap tasarımı. Yine tekrardan Slam Magazine için bu sefer Michael Jordan'ı ele aldım. Ve Nike kutu tasarımı, illüstrasyonu. NFL takımlarının kas tasarımlarını oluşturdum seri halinde. İlk kas tasarımım. İkincisi Falcon takımının kas tasarımı. Ve tekrardan yine bir kas tasarım daha.
MT markası için kaykay illüstrasyonları. Chef menü, menü tasarımı. Line Cafe menü tasarımı. Sarıoğlu Mobile kurum kimliği tasarımı. Geleceğin Yıldızları adlı projemde basketbol topu tasarımı. Geleceğin Yıldızları adlı yine projemde saha tasarımı. Burada da tabii 3 tane takımımız olacak. Bu takımlardan bir tanesi de Beşiktaş. Beşiktaş'ın forma tasarımı. Galatasaray takımının forma tasarımı. Ve Fenerbahçe takımının forma tasarımı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdaki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Şami Burhan Öztürk. Grafik tasarımcı ve illüstratörüm. Yaklaşık 2014'ten beri tasarımcı olarak çalışmaktayım. Bu süreç boyunca birçok gönüllülük esaslı projede de yer aldım. Ordu Valiliği, Toplum Gönülleri Vakfı, Edinburgh Dük'ün Uluslararası Ödül Programı, Odunpazarı Modern Müze gibi birçok kurumla çalıştım. İşlerim kurumsal kurum kimliği, logo tasarımı, illüstrasyon, video, basılı mecra, sosyal medya ve web sitesi tasarımları yapıyorum. Şimdi sektörde hazırladığım bazı tasarımlarımı sizlere göstereceğim. Kurumsal kimliğimin altında piktogramlar, K-Visual, araç giydirmeleri ve benzeri kalemler var. İlk projem SKF, Türkiye'nin ilk sanal kariyer fuarı. Coca-Cola, Aselsan, Unilever ve benzeri dev kurumların İK ve bölge müdürleri, hatta CEO'larının öğrencilerle buluştuğu bir proje. Logo ve KVJ tasarımlarını ben tasarladım. Stardust Squad, iş ve bilim insanlarıyla gelecekte benzer alanlarda bulunmak isteyen öğrencilerin etkileşim halinde olduğu bir ekosistem. Halihazırda eş genel koordinatörlüğünü de üstlenmekteyim ve geçtiğimiz yılın sonunda da ekip olarak topluma hizmet ödülü aldık. Logo tasarımını, sosyal medya tasarımlarını, posterlerini ben hazırladım. Logo tasarımına göstermek istediğim ilk tasarımım Afife. Çok tatlı bir kafe Kütahya'da bulunmakta. Hiring Challenge Europe, yazılımcıların şirketlerin başlattığı challenge'ı başarıyla geçip o şirketin ekibine dahil olabilecekleri bir platform. Science of Impact, network üzerine kurulmuş bir platform. Intero, tercümanlık firması. Caz Canlı, SKF ve benzeri projelerin yapıldığı, yayınlandığı canlı yayın platformu. Birlikte İleriye Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı'nın bir gençlik projesi için hazırladığım logo tasarımı. OneTech ise tek satır kod yazmadan farklı ürünleri birbiriyle entegre hale getiren bir yazılım firması. Maskot illüstrasyonlarım var, karakterlerim, kitap illüstrasyonları ve benzeri çalışmalar yapıyorum. Bunlardan birkaçı. Ne Kadar Özgürüz adlı projem. Dünya Müzelerinin Piktogramları serisi. Deniz Kirliliği. GDO'lu ürünler üzerine hazırladığım illüstrasyonum. Ve diğer çalışmalarım. Size birkaç adet video göstereceğim. İlk bunlar statik halleri. İlk videom Atilla Karabay'ın Anadolu Grafik'teki söyleşisi için hazırladığım duyuru. Uzayı ve After Effects kurcalamayı seviyorum ve ikisinin birleşiminden çıkan da bir video. Kaçış ismini vermiştim. Stardust Squad'ın ekip arkadaşı Areş'i içinde olduğunu belirttiğim bir tasarımım. Basılı mecrada ise katalog, broşür, poster ve dergi tasarımları yapıyorum. İlki İstanbul Park Sivas, İstanbul'u Sivas'a taşıyoruz sloganıyla yola çıkmıştık. Bir inşaat firmasının kataloğuydu. Yat tasarımları yapan bir iç mimarın için hazırladığım bir katalog. Bunlar ise 2014 yılından kalan bu işlerim ise tasarım anlamında biraz eski olsalar da fikir anlamında sevdiğim işlerim. Egaz firması stadyumdan kafelere, fabrikalara kadar birçok yerin ısıtma sistemlerini yapan bir firma. Bu dörtlü de içinizi ısıtacak serisi.
Sosyal medya tasarımlarım. Tebinan sponsorluğunda hazırlanan Gençlik Yetenek Zirvesi, yine Coca-Cola, Hyundai ve Danone, Anadolu Efes gibi ve benzeri şirketler katıldı buraya da. Yine öğrencilerle buluştular. Nutrisia için hazırladığım sosyal medya tasarımlarım. Onaran buluşmalarının ilki için hazırladığım poster tasarımı. Why Not ise bir topluluk ödüllendirme merkezi. Logo tasarım yarışması vardı. Web kısmında ise arayüz tasarımları, responsivelerin UI UX kısımlarıyla ilgileniyorum. Bu projemde Ars Electronica'nın post pandemi temalı web sitesi arayüz tasarımımdı. Yine işlerini koyamadım ama çalıştığım firmaları burada da belirtmek istedim. Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Efes, Coca-Cola, Garanti BBVA, Unilever ve benzeri firmalar var. Onlarla tasarımlarını yaptım, destek verdim. İşlerimin kalanına Instagram adresimden veya Behance adresimden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Buse Nur Beyaz. 1999 yılında Eskişehir'de doğdum. Görsel sanatlara olan ilgimden dolayı Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gördüm. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümünde öğrenimime devam ettim. Öğrencilik hayatım boyunca kendimi geliştirmeyi amaçladım. Bu nedenle çeşitli yarışma ve etkinliklere katıldım. Aynı zamanda öğrenciliğim devam ederken deneyim kazanmak amacıyla farklı yerlerde tasarımcı olarak çalıştım. Çalışmalarıma geçtiğimde başlangıçta mansiyon ödülü aldığım Troya Festivali'nin afiş tasarımı yer alıyor. Bu çalışmamda barışı sembolize eden zeytin dalı ve güvercini yorumlayarak afişimi tasarladım. İkinci çalışmamda ise Ankara Müzik Festivali için tasarlamış olduğum afişi görüyorsunuz. Bu çalışmada müziğin ritmini yansıtması adına mürekkep lekelerini kullanarak afişi tasarladım. Bir sonraki çalışmam Kronotrop adlı marka için hazırlamış olduğum bir ambalaj tasarımı. Bu tasarımda iki farklı ülkenin kahve çekirdeklerinin yetiştiği coğrafyayı baz alarak izohips haritalarını kullandım. Ekranda gördüğünüz markanın Kolombiyalı kahve çekirdeği için tasarlanmış versiyonu. Burada her iki versiyonu da görebilirsiniz. Bir sonraki çalışmam bir kurumsal kimlik tasarımı. Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği Anadolu Bahar Buluşmaları'nın yedincisi için tasarladığım kimlikte, Türkiye'nin farklı sanatçılarının, kalemlerinin Eskişehir'de birleştiğini göstermek amacıyla oluşturduğum bir tasarım. Bunlar kurumsal kimliğin diğer parçaları, görevli tişört ve yaka kartları. Bir sonraki çalışmam Alaçatı Muhallebicisi için hazırlamış olduğum marka kimliği geliştirme çalışması. Bu çalışmamda var olan bir markayı ele alarak farklı bir şekilde yeniden tasarladım. Bunlar kurumsal kimliğin diğer parçalarından menü ve sosyal medya çalışmaları. Bunlar ise çalışan üniformaları ve çanta tasarımı. Bir diğer çalışmam ise son sınıf projesi olarak tasarladığım bir sanat fuarının kurumsal kimlik çalışması. Bu çalışmamda izometrik illüstrasyonlar kullanarak fuar alanının görüntüsünü görsel dile taşımayı amaçladım. Ekranda kurumsal kimliğin diğer parçalarını görüyorsunuz. Antetli kağıt ve stand tasarımı da projenin diğer parçalarından. Sonraki çalışmam Woman of the Bauhaus isimli bir kitap tasarımı. Ekranda kitabın iç sayfalarındaki mizampaş tasarımlarından bir örnek görüyorsunuz. Bir diğer çalışmam ise bir illüstrasyon kitabı. I Am With Anxiety isimli çalışmamda psikolojik hastalıklardan biri olan anksiyeteyi ele alarak bir insanın hayatındaki duygusal yansımasını resimledim. Kitabın iç sayfalarından bir örnek. Son çalışmam ise bir arayüz tasarımı. Adının Pine olduğu bu dil uygulaması çocuklara eğlenceli bir şekilde İngilizce öğretmeyi amaçlamaktadır. Çalışmalarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Ben Pelin Su Acar Türk. 1998'de İzmir'de doğdum. Şu anda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 11 aydır da bir reklam ajansında stajyerlik yapıyorum. İlk olarak afiş tasarımlarımla başladım. Save the Oceans, plastik sorunlarına dikkat çekme amaçlı tasarladığım afiş serilerinden oluşturdum ilk başta. Bu şekilde. Daha sonra Who Needs More, sosyal sorumluluk projesi için tasarladım seri afişleri.
Paul Renner Exhibition afiş tasarımları. 32. Ankara Film Festivali için tasarladığım poster tasarımlarım. Daha sonra ambalaj tasarımlarımı ele alıyorum. İlk olarak Made in Nature adlı arı sütü ambalaj tasarımımı tasarladım ve daha sonra bunun propolis damlasını hazırladım. Şimdi. Miyav kedi mamaları için ton balıklı kedi maması ambalaj tasarımım. Sığır etli kedi maması ambalaj tasarımı. İzmir Gezi Rehberi. Turistler için düzenlediğim İzmir Gezi Rehberi'ni oluşturdum. Bunu oluşturmak için illüstrasyonları kullandım. İllüstrasyon çizerek düzenledim. Gezi Rehberi'nde kullandığım konum QR kodlarla konuma ulaşılıp istedikleri yere daha kolay ulaşım sağlamalarını amaçladım. Kartpostal tasarımları hazırladım. Daha sonra Ars Electronica'ya geçiyoruz. Ars Electronica, Linz'de düzenlenen, her yıl düzenlenen bir bilim festivali. Bu festival için web sayfası tasarladım. Bu sayfayı tasarlarken de overload, aşırı yüklenme konseptini ele alarak uygulamaya çalıştım. Gezici Film Festivali için kurumsal kimlik tasarımı hazırladım. Bu festival her ülkeden şehirleri gezerek oluşturulan bir film festivali. Bunun için ilk önce kurumsal kimliğimi hazırladım. Daha sonra poster tasarımlarımı düzenledim. Web sayfasını hazırladım ve araçlarını giydirdim. Seagull yaz sezonu için ürün, kıyafet ürünleri satan bir marka. Bu markayı kendim oluşturdum. Bunun için ilk olarak kurumsal kimliğini hazırladım. Daha sonra patent çalışmalarını ele aldım. Patent çalışmalarından sonra da kıyafetlerin üzerine uyguladım. Sticker çalışmaları. Sosyal medya görünümleri. Bannerları ve internet sitesi. Daha sonra stajda yaptığım N11 reklamlarına geçiyorum. Bu reklamları şu şekilde göstereceğim. Ben bunların storyboardlarını hazırladım. Ve motion kısmını da başka bir arkadaşım yaptı. Şu şekilde gösteriyorum. Bunlar kullanıldı. Aynı zamanda iki tane yapmış oldum. Bir diğeri de bu. Bu şekilde. Daha sonra göz alıcı günler için tasarladığım post tasarımları var. Bobby Brown ve Mac için tasarladım. Migros'un Persil tanıtımı için yaptığım post tasarımım var. Son olarak da Sensodyne'in Mısır'da kullanılan billboard tasarımını tasarladım. Benim sunumum bu kadar. Bildiğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerimi sayfada görebilirsiniz. Herkese merhaba. Ben Fırat Meydan. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarım bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Statik işlerime geçmeden önce yaptığım video kurgulardan iki tanesini size göstermek istiyorum. Belirsizliğin arasında kalmak için yapmış olduğum video kurgu.
Blender uygulamasını kullanarak yapmıştım programdan. Asla büyüme konulu video kurdum. A fiery crash killing four in April 2019. Vay canına, öyle orman hiç bu kadar sessiz olmadan da işte. Bir de ağlıyor. Şuraya bakın. Video kurgular bu şekildeydi. Şu anda portfolyomu gösteriyorum. MacBook Air reklam fikri ve afiş tasarımı, aynı zamanda fotoğraf çekimi. Kimi incitiyorsun afiş tasarımı, savaş karşıtı. Dergi tasarımı bu şekilde. Bauhaus için yapmış olduğum dergi tasarımı. İç sayfaları. Yine iç sayfaları bu şekilde. Sırt, ön kapak ve arka kapak tasarımları. Bantsız yapıştırıcısız 200 gram bristol kağıtla sadece katlama yöntemiyle yapmış olduğum ambalaj tasarımı. Hayali bir stüdyo olan İsmail Çetin için yapmış olduğum kurumsal kimlik tasarımı. Mekanda uygulanması bu şekilde. Acil ustaların kurumsal kimliğini yeniden ele almıştım. Aran Olive Oil zeytinyağı firması için yapmış olduğum kurumsal kimlik tasarımının logosu bu şekilde tasarlandı. Ambalaj tasarımları bu şekilde devam ediyor. Çalışan giysileri, aynı zamanda ambalaj tasarımları ve afiş tasarımı. Atüs konseptle çalıştığım sürede çektiğim bazı ürün fotoğrafları. Hal çekimleri bu şekilde. Kolye ve bileklik stüdyo ortamında çekildi. Aynı şekilde farklı ürünler. Yine kolye çekimi stüdyo ortamında konsept belirlenerek çekildi. Farklı bir şekilde. Kavan Van Kahvaltısı kurumsal kimlik tasarımı, hayali bir kurumsal kimlik, proje bazlı yapılmıştı. Araç giydirme bu şekilde. Adolf Hitler biyografik portre çalışması, kolaj çalışmalarından birincisi bu şekilde. Ve ikincisi de yine kolaj çalışması olarak böyle. Ve son olarak 1 Mayıs Instagram post tasarımı, eleştirel bir yaklaşımla tasarladığım post tasarımı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim bu şekildedir.